Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili canım kardeşlerim. Bir halet-i ruhiyemi sizinle paylaşayım. Dert benim dermanda da Risale-i Nur'dan bir tefekkür haletini dişe vuruşum. Bir halete verilen cevaptır. O halete verilen cevaptan bir kısmını anlatmak istiyorum. Diğerini anlatamıyorum. Ee, şu dün ahiret dünyanın neresinde ee, Allah da öyle Alim 18 bin alemde, cennette, cehennemde, insanın neresinde? Çok ilginç bir şey. Şimdi ona ait bir misal misal şey yapacağım. Misal en derin geniş ve yüksek hakikatları bize yakınlaştırmaya vesile olan bir dürbindir. Bir merdivendir. İnşallah zerre kadar istifade edersek ahiret, ahiret e, kayumu yani neticesi ahirete iman olduğundan zerre kadar inkişaf etmek dünyanın fani çok büyük e, nimetlerinden daha kıymetlidir. Tabi bunu anlayanlara dünya hayatımızındaki içsel alemimizin de çekirdek mesafesi, mesabesinde olan yani çekirdek aletinde olan insanların e, biz Müslümanların ruhlarına bir gıda olur zannediyorum şimdi misalime geçiyorum ee, hani ya bazen bir gadap bir sıkıntı bir kams bir hapishane haleti bir manevi cehennem haleti sarmaladığında yani bizi sarmaladığı zaman sardığı zaman değil çevreni bedenini bile göremez bilemez olursun Anlaşılıyor herhalde. Yani böyle bir haletler, gadap bir sıkıntı, bir kaps, bir hapishane. Yani hapishane derken bu dört duvar değil. <laughs> Gibi haletler e, sarmaladığı zaman insan bedeninin ortadan kalkar. Cehennem haletini e, yaşarken değil çevreni, bedeni, bedenini bile gövdeni bile göremez bilemez olursun sanki o halet senin dünyan olmuş içine girmiş her şey bitmiş yok olmuş o halet tamamen seni kaplamış İşte cehennem haleti bu yani beden yok ne, nasıl anlatacağım böyle ee, namazdayken e, kıyamdasın ayakta e, kollarını bağlamışsın böyle bir halet nasıl bedenini unutmuşsun böyle keyfe aheste aheste gidiyorsun beden var mı yok öyle tatlı bir halet bazen de böyle bir vehim bazen bir vesvese kendini kötü zannetme iyi değilim teleddüt şüphe gadab vehim gibi haletler psikolojik böyle sanki dünyada her şey yok olmuş, bitmiş, beden, beden hiçbir şey yok. Etrafında da kimse yok. O halet kendisi bir hususi dünya. Onun içine seni çıkıyor. Gırdap gibi her şey o ve olmuş, bitmiş, yok olmuş böyle bir halet kaplamış. İşte bu adamın hususi cehennemi bu. Bazen de bunun tersi olan Merhamet, şefkat, surur, neşe, bast. Buluttan arkasından uzaydan kendini ve dünyayı seyrediyor halet rüyesiyle Cennet haletini yaşarken değil dünyayı değil dünyayı kendi bedenini bedenini bile unutmuş bilmez olursun. Her şey o anda o olmuş içinde yaşarsın, çıkmak istemezsin. Bu da bunun tersi. Böyle bir halet var ki ne bedendir, ne cesettir, hiçbir şey yok. Kendin yok olduğun gibi etrafındakiler de yok olur. Bu hususi bir cennet ha, halet ruhisi, ruhsal bir haletin içine girersin. Her şey yok olur. İşte bu iki halette de beden yok olur. İkisinin ortak tarafı şudur, psikoloji o, gadaptır, e, dünya bitti, e, intihara, ne bileyim kendine ve etrafa zarar ver, verme haleti olan gadap, sıkıntı, kaps. Yani bunlar nasıl insanı sarmaladığı zaman bedenini, çevreni, e, o oğlunu, kızını, eşini, aşını, işini her şey yok olur ya, e, İşte bu iki halette de e, beden yok olur tamamen bedeni cesedi kaplamış bir hususi cennet veya cehennem olur. Bu haleti ruhiyeler e, seni kapladığı zaman ne çevren kalır ne eşin dostun kalır ne aşın işin eşin paran vesaire kalır ne de bedenin kalır. O halet her şeyin olur. O halet birincisi ise cehennem İkinci haleti ise olursa aşağıda anlattığım gibi o da sanki senin hususi dünyada fethuli fi ibadi ve cenneti cennete gireceksin demiyor gir cennetime diyor dünyada cennetine giriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözünü nakletmeden de geçemeyeceğim e, avamın diyor e, beklediği ahiretteki cennetteki haletleri havas e, o havas o avamın cennette göreceği halet rüyeleri havas dünyada yaşar e, dünyada yaşar gündelik hayatta çoğu zaman bedeni unutmuş öyle değil miyiz gündelik hayatta çoğu zaman bedenini cesedini unutmuş bilmez hisleriyle yaşarız hisler sarmaladığı zaman bir gadap olduğu zaman eşine nasıl davranıyorsun? E, kendine nasıl davranıyorsun? Etrafına çevrene hatta takımsa Allah belanı versin diye çay çekici keseri atarsın böyle. i̇şte o gündelik hayatta insanı sarmaladığı zaman bu hisler senin dünyan olur. Beden dünyanın hulasay camiası olduğunu. E, peki beden nedir şu şu e, ceset, ceset de nedir? Dünyanın, dünyayı makineye koy, meyve, meyve suyunu çıkaran alet düşünün. Portakalı sıkıyorsun, elmayı sıkıyorsun, meyve suyu alıyorsun ya. E, dünyayı da böyle bir alete koy. Hulasayı tet, 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 o, o dünyanın hulasası dondur buzdolabına koy, ceset olur. Şu beden. E, gündelik hayatta herkes hislerini, fikirlerini yaşarken bedeni unutur. Halet ruhiyeler bedenimizi sarmalamış olur. Peki ölüm nedir? Ölüm anında o haletin aslını yaşarsın. Yani şu. Şimdi e, bazen cehennemi haleti yaşarsın, bazen cehennemi yaşarsa şey, cenneti yaşarsın ya. Ölüm anında bu yaşadığın cehennemi veya cenneti haletin bu nümineleri burada. O vücudunu bile ortadan kaldırıp her şey o oluyorsun ya. İşte ahiret senin gideceğin olduğun cennet, cehennem bu seni sarmalayan halet rüye, his, duygu, fikir. Üç tane unutma. E, fikir, his, halet rüye. En dış kabuğu dimada fikir. Gir içeriye vicdanda his. Gir içeriye ruhta hale turiyeyi seni sarmalar ya. Ölüm anında bu fikirlerin, hislerin, haletlerin aslını yaşarsın. Bu gölge. Ondandır ki bu haletlerin inkışafından inkışaf edecektir. Asar-ı Bediye'de söylüyor. 148 miydi neydi? Mesela ee, ahiret dünyanın inkışağının inkışafından inkışaf edecektir. Yani 23. Söz'de der ki, insan bir çekirdeğe benzer. Ne demek? İnsanın doğdu, öldü, yaşadığı, e, düşündükleri, hisleri, haletleri dört tane şey. E, tencereyi getir, e, fikirlerini koy. İnsanın yaşadığı hayatta doğdu, öldü fikirlerini tencereye koy, e, hislerini koy halet rüyesini koy. Üç, yaşadığı fiili bütün o harcadığı enerjileri de koy. Seyrettikleri, yaptıkları, ettikleri koy. Bu dördünü karıştır. Karıştır, dondur. İşte bu dört tane senin ahiretteki ağacın çekirdeği oluyor. Yani dünya hayatı insan Halikuhabbi ve Neva İnsan bir çekirdeğe benzer der ustad ve Hazretleri. E, çünkü insan dü, e, dünya tüm hayatı çekirdeğin olmuş oluyor. Şimdi bedenle ruhu anlatmaya çalıştım beden dünyanın hulasay camiasıdır, Hulasasının donmuş bedensel ceset olarak görüntüsüdür. Ahiretteki cennet ve cehennemin hulasası insanın ruhundadır. O zaman zaman kendini fikir, bazen de his, bazen halet olarak kendisini dışarıya ifade eder. Dünya ile ahiret böyle bir ilişkilidir. İnsan dünyada gündelik hayatta yaşarken istersen dini yaşasın, istersen gayrimeşru hayatı yaşasın, bedensel hayatı unutur ya fikirlerinin içine girer ya hislerinin içine girer ya haletinin içerisine girer onun hususu dünyası olur. Şimdi soruyorum sana ahiret nerede dünya nerede Şşş, ce el cevap herhalde anlaşılmıştır. Dünyada bedensel hayatın içindeyken bedenimizdeyken hiç kimse bedenini pek yaşamaz. Ya fikirlerini, ya hislerini, ya haleti rüyelerini yaşar ve onun içerisine bedenini, hususi dünyasını sevdiklerinde koyar. Ve Ustad Bediüzzaman gene der ki, çocuğunu kaybeden bir valide kainatı ağlar görür. Yeis ve ümitsizliğe muptela olmuş bir insan, kainatı zulmani zülmetlik görür. Ama asla öyle midir? Değildir. ha O zaman... Nasıl ki bedenle bu fikir, his ve haleti ruhiyeler beden arasında ilişki nasıl oluyor? Bedeni ortadan kaldırıyor o oluyoruz. Aslında yaşadığımız hayat ahiret hayatıdır. Hiç kimse pek dünyasını yaşamaz. Ne diyorsun hep dünyayı yaşıyoruz? yani 12 dakikada beri konuştuğum bu insan fikirlerini yaşar, hislerini yaşar, haletlerini yaşar. Bu yaşadıklarının e, cemi hiçbirisi beden değil, fikirlerini, hislerini. Aslında dünya yaşarken hayır, dünyada ahiretimizi yaşıyoruz. Dünyada ahiretimizi yaşıyoruz. Peki Dünya ile ahiret maddeten nasıl olacak? E, ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Bir daha. E, sağdaki arsa, soldaki arsa gibi bitişik arsa değil. Ahiret, ahiret nereden çıkacak? E, bedende yaşanan ruhsal hayat, sağ, sol, bitişik arsa olmadığı gibi, e, bu ruhun, ruhun, yani bu doğduk, öldük, ruhu oluşturduğumuz fikirler, hisler, haletlerin hulasası çekirdek ya. Ha, çekirdekten ağacın patlaması, mısırı patlattığımız gibi sobanın üzerinde. Çekirdekten ağacın çıkması, ağaç çekirdeğe bitişik değil. Ahiret dünyaya bitişik değil. Ne demek? Çekirdekten çıkan ağaç, çekirdeğin bitişi değil. Bir daha çekirdekten çıkan ağaç, ağaç çekirdeğin bitişi değil, inkışafının inkışağından yani o çekirdeğin, çekirdeğin güneşten, sudan, topraktan ve kimyevi muamelelerden patlıyor ya çekirdekte ağaç oluyor. Çekirdekten ağacın patlaması gibi bu ruhsal hayatımızdan ahiret patlayacak. İşte onun için bitişik değil, onun dışa vuruşudur. Ağaç çekirdeğin dışa vuruş olduğu gibi cennet ve cehennem e, nefsül emirde hakikatte böyle patlayacak ama onu yaşıyoruz. Herkes vicdanen cennet ve cehennemini bilir. Yaşadıkları odur zaten. Allah özel muamele etmese yaşadıklarının devamını yaşayacak. <laughs> e kafirler ha 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 yapıyor. içsel çöküntüden yapıyor. Korkan insan da da şarkı türkü söyler. Uzaktan bakarsın. Oho falan bakıyorsun. Allah Allah dağ başına geçirmiş Şarkı türkü söylüyor. Biz de çobanlık yaparken ahıra sırları koyardık merseye. Sonra 45 dakika bir saate yakın köye inerken çocuğuz. Daha ilkokula gitmiyoruz. Ormanların içine geçerdik böyle yaprakların içine çat çut pat küt falan kimse yok ki. Peki o yalnızlığımızın getirdiği, yalnızlığımızın getirdiği vehim ve vesveseden içimizde karanlık ve zulmet oluşurdu. Ondan çıkmak için onu o bulutları def etmek için için hey, hey, tamam dayı o oh, Mehmet Ahmet veya şarkı türkü söyleriz. Peki niçin söyle uzaktan bakınca dersin ulan nece su çocuk ya o dağ başına geçirmiş oysa bir de ona sor abdesti gitmiş. Yani korkusundan kaçırmış yani ama dışarıda böyle gözükür. Kafirin aleti de buna bile benzemiyor. Vahir davahu men ilhamdülillah rabbil alemin. Tavsiyem şudur ki Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapın. Sosyal bir varlıktır, tek yaşayamazsınız. Ben size bir soru soruyorum, kapatacağım. Ama 10 saniye içinde hemen hatırına geleni cevaplayacaksın. 10 saniye mühlet veriyor. Şimdi en zor durumuna duruma kaldığın zaman hemen telefonu açıp ve arabama binip hemen kimi arayam, kime gideyim, hatırına kim geliyor? 10 saniye mühlet verdim sana. Çok buhran geçirdin, çok zor durumdasın. Telefonu kaldırdım şuna edeyim. Arabama bindim şuna gideyim. Kim hatırına geliyor? 10 saniyeniz bitti. İşte o sizin dostunuzdur. Arkada taş değil, arkadaş. Arkadaş demek arkada taş taşıyorsun. Bu dostunun kıymetini bil ve bununla ve aranızdaki münasebetin kalitesinin çapını genişlendir. Ben mesela böyle zor durumda olunca gözümü kapatıyorum, Rabbimin e, merhametini hayal ediyorum peygamberim ediyorum inan mübalağa etmiyorum size ve Risale-i Nur'u ediyorum veya bir dershanede ders dinliyorum veya ders yapıyorum gibi haleti hayaline tasavvuruna giriyorum ve beni sarmayla, sarmalamaya çalışan benim hususi dünyamı cehenneme çevirmeye çalışan o fikir ve his ve haletimin kara bulutların def etmeye çalışıyorum ve selam o zaman tavsiyem doğru zamanda doğru yerde doğru iş yapmak için doğru mekan olacak doğru zaman olacak doğru insanlarla doğru iş yap cemaatin olması lazım başka pek şans göremiyorum çünkü tek başına muvaffak olacak şey değil bunlar olunsaydı peygamberler ve asıl imamları gelmezdi Selamun Aleyküm. Sorulsa ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun takipçileri asın imamları ne yaşıyor? Onlar ee, cenneti yaşamıyorlar. Ne yaşıyorlar? Cennetten üstün ne var? Rüyetullah var ya huzur huzur ilah huzuru yaşıyorlar, huzur ilahi yaşıyorlar. Kim bunlar? Ee, Allah'ın kainattaki rububiyetine rıza gösterenler, razı olanlar hak ediyor huzuru yaşamayı. Onlar huzur huzurlu yaşamalarına sebep Allah'ın kainattaki tasarrufatını, rububiyetini, icraatından razı olanların ruhlarında var olan huzur yani rizay ilahi iyi yaşıyorlar. Bu bu halet rüyenin içerisinde şu da var. Ee, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam misal vereyim. O cennet ve cehennem haletlerini e, var. Ce cehenneme şahit cenneti yaşıyor. Daha üstün bir halet de var. Biraz önce dedik. Riza. Riza ilahi. E, Ustad Bediüzzaman diyor ki 96 Temirdan da bana bütün bütün riza ilahi gösteriliyordu. Ne cehennemden ne azaptan kurtulmana bu hizmet imaniyeni vesile ve vasıta yapma. Ne de cennete ee, ve böyle nimeti, ulvi şeylere kazanmaya hizmetini vasıta ve vesile yapma. E bu meşru ve helal ve mübah iken herkese bana bana niye ben bunlardan niye men ediliyordum? Çünkü diyor bana bütün bütün ben bunlardan men ediliyordum. Ne var peki daha üstün? R Riza ilahiyeden başka bir gaye gösterilmiyordu. Riza ilahiye yanımda bir talebe sordu. İçerisinde şu şu da var. Bir kafirle konuştuğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam veya onun asıl imamları Rıza ilahe mazar olan insanların aletlerinde e, kafirle konuşunca kafirin neler fikrettiğini, hissettiğini, hali ruhiyesini de biliyorlar. Bil, kafirin bilgisini biliyorlar, kafirin hissini hissediyorlar, kafirin hali ruhiyesini de o anda yaşıyorlar ama bunlar daha üstün olduğu için o halet bunu ezemiyor. Yani üniversite diploması olduğu zaman ilkokul diploma var mı sorulamadığı gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu ile muhatap olduğu zaman onun ruhundaki haleti de görüyor, biliyor, fikrediyor, hissediyor, bahsediyor. Ondan sonra kendisinin haletin üstün olduğu için ona garip geliyor, ona uygun cevap veriyor. Buna fiili bir örnek, birkaç tane örnek vereyim. Ee, odun, zahirde odun gözükürken aslında ötelerin buradaki görüntüsüdür. Duman, nur, ısı, ışık, enerji boyutu, mekansızlık. Yani mesela odundan, odundan çıkanların e, enerjinin, dumanın, nurun bir mekanı yok, yayılıyor. Mekan yoksa muayyen bir odun gibi bir şeye sahip değil. Veya 70 derece daha ileri olan rüya. Rüya buradayken öteleri yaşamanın fiili bir göstergesidir. Nasıl ki yatakta yatan bedenine bedeninin dışında hiç bedeninden haberin yokken oraları öteleri başka yerleri aynı bedensel bir hayatı yaşamış gibi faturalar çıkıyor. Kusul yapıyorsun. Eğer koşuyorsan rüyanda tel densi oluyorsun. Aynen böyle bilgiler aktarıyorsun. Oradan bilgi getiriyorsun. Büyük zatlarla veya peygamberlerle görüşürsen soru soruyorsun vesaire. Yani içe dışarı. Şimdi size bir fiili bir şey göstereceğim. Bu bitti. Bu Fatiha'dan sonra bunu yeni ekledim farkındaysanız. Bu Fatiha çektim. Ondan sonra bunu ekledim. Neyi ekledim? O, o konuşmalara fiili örnek olsun diye değil. Şimdi bu konuşmamı ispat etmek istedim. Dikkat ederseniz konuşan benim. Aynı mana fakat birinci konuşma yaparken Fatiha'dan önce o andaki haleti ruhiyem ile şu andaki haleti ruhiyem Farklı. Dolayısıyla haleti ruhiyeme yani ruhsal haletime göre mimiklerim, simam, konuşmam, gözüm, gözdeki nur, bakış, eylem, canlılık hep değişiyor. Bak o benim, bu da benim ama o haletim daha çok ötelerdeyken ee, o zaman o Fatiha'dan önce söylediğim konuştuklarım ruhtan geliyordu. Şimdi ise bu bilgiler akıldan geliyor. Ruhtan değil. Fiili de bu. Tekrar selamlar.